İlaçların fiyatları tamamen Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen bir emtiyadır. İlacın fiyatını Sağlık Bakanlığı yani devlet belirlemektedir. İlaçların belirlenirken de bir euro kuru baz alınır. İlaçların %100 zam aldığına dair veya euro kurunun ikiye katladığına dair bir takım dedikodular ortalıkta dolaşmakla beraber son zamanlarda son birkaç ay içerisinde ilaca gelen zam sadece %30'dur. İlacın %100 fiyatlandığı gibi dedikodular kesinlikle doğru değildir. Hatta ben yaptığım incelemelerde son bir sene içerisindeki ilaçtaki fiyat artışının %60'lar civarında olduğunu görüyorum. Bu da tabii ülkemizin yaşamış olduğu enflasyonist ortamla alakalı bir konudur. Yani ilacın %100 fiyatının arttığına dair bir takım dedikodulara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Bazı ilaçları bulmakta eczacılar güçlük çekiyor. Bu da hem eczacının hem de vatandaşın mağduriyetine sebebiyet vermektedir. İlacın piyasada bulunmama sebebi tamamen üretimle alakalıdır veya bazı ürünler ithaldir. Kökeninde aslına bakarsanız ilacın fiyatının bu imalatçılar veya ithalatçılar tarafından yeterli bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Yani burada ilacın bulunmama sebebi aslında bir paradoks oluşturmakta. Yani ilacın fiyatı artmadığı zaman maalesef imalatçılar piyasaya arzda ciddi manada sorunlar çıkartmakta. Bu da hem vatandaşa hem de eczacılara bir mağduriyet oluşturmaktadır. İlaç israfı akılcı ilaç kullanımıyla ancak çözülebilir. Bunun çözümü de eczacı ve hekim kontrolünde ilaçların tüketilmesiyle olabilmektedir. Kulaktan dolma bilgilerle komşudan duydum, arkadaşım tavsiye etti şeklinde ilaç kullanımı son derece yanlıştır. Faydadan çok zarar getirmektedir ve bu da maalesef sonuç olarak başka hastalıklara, başka sorunlara sebebiyet vermektedir ve bu da ilaç israfına neden olmaktadır. Bir başka ilaç israfı nedeni de hekimlerin tavsiye ettiği ilaçları vatandaşın sonuna kadar kullanmamasından kaynaklanmaktadır. Yani ilacı bir gün içip, iki gün içip ondan sonra ben iyileşemedim deyip bir başka doktora gidip bir başka reçeteyle başka ilaç alması netice itibariyle ilacın fazlaca alınmasına sebebiyet vermekte. Bu da maalesef ilaç israfına neden olmaktadır. Şu dönemde yaşamış olduğumuz enflasyonist ortam ister marketlerde yani pazarda vatandaş filesini doldururken her ortamda maalesef fiyatlar yükselmekte. Hepimizin cebinden fazlaca paralar çıkmak mecburiyetinde. Doğaldır ki ilaçta da artış her ne kadar enflasyonun altında da olsa yine de vatandaşın kesesini etkilemekte. Bu da vatandaş tarafından olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Fiyatların sabitlenmesi için mutlaka ve mutlaka ülkedeki bu enflasyonun düşmesi gerekmekte. Enflasyonist ortam ortadan kalkmadığı müddetçe fiyatlar sabitlenmesi söz konusu değil. Çünkü hiçbir şeyin ekmeğin bile fiyatı sabit değil bildiğiniz üzere. Temel gıdalarda da sürekli olarak fiyat artışları söz konusu. Doğaldır ki bütün imalatçılar da bunu ister istemez maliyetlere yansıtmakta. Bu sebepten dolayı da fiyatlar artmakta. Vatandaşımız müşteri olsun. Biz eczacılar olarak vatandaşımızı mağdur etmemek adına her türlü sıkıntı ve zorluklarla mücadele ediyoruz. Vatandaşımızı ilaçsız bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak devletimizden beklentimiz var. Bu ilaç fiyat farklarının vatandaşa bu kadar cebini yakmasının önüne geçmesi adına devleti mutlaka piyasada bulunmayan ilaçlara ve ayrıca piyasada bulunmamasından dolayı referans ilaç fiyattan dolayı fiyat farklarının çıkışına mutlaka devletin müdahale etmesini bekliyoruz. Vatandaşımız müşteri olsun. Biz onların her zaman en yakın sağlık danışmanıyız.